Benim koptu galiba, bir daha kullanamıyorum. Ne yapıyor cici kız? Nasıl? Gitme. Ciddi misiniz? Evet. Yok gitme. Allah Allah, ilginç ha. Hindistan'a gitmemiş olman. Evet. Bak, oku, bak, okuru okuyun. Kalem en güçlü silahtır. Çok yaptın, bu zamanı İnsandır. Çok İnsan mı yoksa eşya mı? En büyük eşya ve en büyük insan yardımcısı olan bir şey. Şöyle kitap okuyun, defter yazın, fotoğraf çizin. Tamam mı? Tamam. Kafanıza ne geçiyorsa kaleme dök. İyi. Çayımız da geldi. Bak. Süper. Yeryüzünü yaşayan en uzun insanı Sultan Kösen. Ben boyum 2 metre 51 santimetre ve ellerim de dünyanın büyük elleri ve ayaklarım da 3 tane farklı rekorla Guinness Rekorlar kitabına girdim. Elini yap, elini yap hadi. Sen de elini yap. Ha. Evet ve şu anda rekorlar kitabında 15 yıldır Guinness Rekorlar kitabındayım ve 15 yıldır rekorumuzu koruyoruz ve her sene Guinness Rekorlar kitabı basıldığı zaman benim fotoğraflarım da ve benim rekorlarım da kitapta yer alıyor ve fotoğraf alıyor kitapta. Ve ben yaklaşık yani 128 ülkeye gittim ve yarın tekrar ben İtalya Milano'ya gidiyorum. Ve böyle ülkemizi tanıtıyoruz dünyaya, kültürlerimizi. Ben Türkiye'nin kültür elçisi olarak yani ülkemizi tanıtıyoruz her yerde. Ülkemizi dinlendiriyoruz, kültürlerimizi, yemeklerimizi, işte tüm Türkiye'yi dünyaya taşıyoruz. Nasıl yapacak? Konuşmayın. Mesela gerginin boyu bize yetişir mi abi? Mesela gerginin boyu... Yani dünyada bu dev ayaklarım her yere basması lazım. Dünyada ayak basmadığımız yer kalmaması lazım. Çünkü hedefimiz budur. Sen Hindistan'da hangi ülkelere gitmiştin? Ben bir yurt dışına veya bir yere gittiğim zaman oranın tüm ilgisi benim üzerime geliyor. Bu da bizi mutlu ediyor, bizleri sevindiriyor, çok mutlu oluyoruz. Yani insanların ilgisini, o insanlar fotoğraf çekmek istiyor bizimle, o karabalıkları. Evet, Mardin'de de işte dilleriyle Mardin dünyaya örnek olabilecek bir şehirdir. Yani tüm dünya Mardin'i örnek alsınlar. Bir ara Hindistan bize ayrıca 2009 yılından beri tartışmasız bütün Guinness Rekorlar kitabında Sultan Kösen varken bu sene yine aynı şekilde Milano'da tanıtımını yapacağımız 2024 kitabında da yine tam sayfa olarak Sultan Kösen'i görmüş olacağız. 2019'dan beri kitapta yer almış olduğum fotoğraflar. İtalya'ya gitme sebebimiz de Sultan Kösen'in Rekorlar kitabına girdiği yıllardan beri, 2009 yılından beri dünyanın farklı ülkelerinde, farklı şehirlerinde Guinness Rekorlar kitabının her sene düzenlemiş olduğu bir lansman tanıtım kitabı var. Bu yılki ziyaretimiz de İtalya'nın Milano şehri. 2024 yılı Guinness Rekorlar kitabı baskınısını tüm dünyaya duyurmak anlamında bir lansman gerçekleşecek. Bunun da yine onur konuğu ve kitabın tanıtım yüzü olarak da Sultan Kösen davet edildi. Zaten 2024 böyle tam iki sayfa vermişler bize. İnşallah. İnşallah bir hafta sonra 2024 kitabını getiririz ve tekrar sevgili dostlarımızla, arkadaşlarımızla paylaşırız. Orada da yine Kanal 5 televizyonunun canlı yayın konuğu olacağız. Bunların dışında tabii ki oradaki organizatörümüzün bizzat Guinness Rekorlar kitabı davetlisi olarak da gittiğimiz için oradaki organizatörümüzün de planlamış olduğu çeşitli ziyaretleri ve etkinlikleri yapacağız.
Bir ülkeye seyahat amacımız ne olursa olsun, önceliğimiz zaten geldiğimiz yerin neresi olduğunu insanlara anlatmak, onları ezberletmek ve son olarak da o şehri, o ülkemizi tanıttıktan sonra, Türkiye'de tanıttıktan sonra insanları buraya davet ediyoruz. Sultan Bey'in zaten Güneş Rekorlar kitabına girdiği günden beri takip ederseniz bir fahri kültür elçisi olarak çalışıyor. Ve dünyanın neresine gidersen gitsin öncelikli olarak insanları Türkiye'yi ezberletiyor. Sultan Kösen dünyanın neresine giderse gitsin dünyadaki en popüler insanlardan daha fazla ilgi görüyor. Çocuklarımıza temiz bir dünya bırakalım. Evet. Gençlerimize temiz bir dünya bırakalım.